Bu yaşamış olduğumuz deprem gerçekten de hem etkileri hem sonuçları açısından yüzyılın felaketi olarak değerlendiriyoruz. Aslında depremden çok uzun süredir ve bu 100 yıllık süre içerisinde ve 21 yıllık AKP iktidarı döneminde uygulanan yağmaya, talana, ranta dayalı politikaların aslında bu yaşamış olduğumuz yıkımı, felaketi ve on binlerce insanımızın yaşamıyla mal olan bir büyük felaketle karşı karşıyayız. Hala on binlerce kişinin de enkaz altında olduğunu biliyoruz. O açıdan da AKP iktidarı depremin ilk olduğu pazartesi saat 4.20 itibarinden sonra aslında gördük ki iktidar, devlet enkazın altında kaldı. Çünkü hem arama kurtarma faaliyetleri hem bölgede depremden etkilenen halkın yanında olma, onlara gerekli yardımı ulaştırma açısından da tamamen çöktüğünü, AFAD'ın, Kızılay'ın da yıllardır içini boşaltılarak bu sermayeye peşkeş çekildiğini ifade ediyoruz. Yine halkın, emekçilerin vergilerinden toplanan kaynakların da buralara değil başka yerlere aktarıldığı açıkça ortada. O açıdan hem kendi yetersizlikleri, hem özellikle toplumsal muhalif kesimlerin, emek meslek örgütlerinin, basının bölgede yapacağı inceleme, buradaki objektif verileri, sonuçları halka, kamuoyuna aktarma açısından onları engelleme ve kendi yandaş medyası üzerinden de yeniden bir algı yaratarak bu depremi de bir fırsata çevirerek bir OHAL ilan etti. Bu açıdan biz OHAL'in ilan edilmesini doğru bulmuyoruz. Çünkü ilan edilmesi gereken afet bölgesi ilan edilmesiydi ve ona uygun tedbirlerin, önlemlerin hızlıca alınması gerekiyor. Burada OHAL ile ilgili şunu çok iyi biliyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da 20 Temmuz'da AKP OHAL ilan edilerek Türkiye'de bir anayasasızlık süreci işletti. Yani anayasayı tamamen ortadan kaldırdı. Keyfi tek adama bağlı yeni hükümet sistemiyle birlikte de yargıyı, yasamayı devre dışı bırakarak kendi varlığını devam ettirme üzerinden birçok antidemokratik uygulamayı, yine toplumsal muhalif kesimlere baskı politikalarını, basına, emekçilere, demokratik siyasete yönelik, kadın emekçilere yönelik, muhaliflere yönelik çok yoğun baskı politikalarını OHAL üzerinden gerçekleştirdi ve bir cezasızlık politikasıyla da kendisini güvence altına aldı. Son bu OHAL kararı da aslında bu tüm 10 ilde sizlerle paylaşmış olduğumuz rapora da baktığımızda devletin çöktüğünü, yetersizlikleri, oraya müdahalede geç kaldığı ve yaşamını yitiren on binlerce insanın ölmesinde kusur olduğunu açıkça ifade edebiliriz. Çünkü çıkarmış oldukları imar barışıyla yüz binlerce imara uygun olmayan binaya oturulabilir ve imar barışıyla bunların oturulabilir hale gelmesini sağlayan müteahhitlerden yana bir politikası var. Bu nedenle hem bizlerin, emek meslek örgütlerinin, hem basının, hem demokratik kitle örgütlerinin, muhalif siyasi partilerin bölgedeki incelemelerini ve bu sonuçları kamuoyuyla bastırma, yine bölgeye ulaştırılacak yardımların engellenmesi ve esas itibariyle de bu depremin işte ilk 15-20 gününden sonra illerin yeniden oluşturulması ve demografik yapısının değiştirilmesine yönelik de çeşitli adımlar olduğunu, kuşkularımız olduğunu ifade etmek istiyorum. Tüm bunları OHAL'e dayanarak baskı politikası, kente muhaliflerin girmesini engelleyen, orada haber alma özgürlüğünü engelleyen politikaları hayata geçirme açısından bir strateji olarak önüne koydu ve olası bir seçimde de işte Mayıs ayında veya Haziran ayında olacak bir seçime giderken de bölgede yeniden kendi politikalarını takip etme, var olan eksikliklerini ve oluşan algıyı değiştirmeye yönelik politika geliştirmenin bir aracı olarak kullanılıyor. Mecliste de özellikle muhalefet partilerinin de buna yönelik itirazları oldu. Yine bizim itirazımız oldu. Ancak AKP MHP iktidar bloğunun oylarıyla bu yasa meclisten geçti. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor.
sizler de görüyorsunuz, son 3-4 gündür hem mültecilere yönelik, hem göçmenlere yönelik, hem de çeşitli enkaz altında yakınlarını bekleyen depremzedelere yönelik karakollarda çok yoğun işkence, ölüm vakaları var. İşte bu OAL yasasıyla birlikte bu işkenceyi yapanlara da cezasızlık politikası getirmiş oluyorlar. Bunların ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani tabii şimdi ilk gün depremin sonuçları çok felaketti. Yani şimdi başka bir ülkede olsa bu şiddette bir deprem, bu felaketi doğuran bir deprem, bir afet olduğunu düşünelim. Özellikle o ülkeyi yönetenler zaman kaybetmeden hemen o bölgede oluyorlar. İnceleme yapıyorlar, araştırma yapıyorlar. İşte Türkiye'ye özellikle bu depremde İspanya'dan, özellikle Çin'den, Japonya'dan, çok uzak yerlerden insanlar hemen bir günde deprem bölgesine ulaşmaya çalıştılar. Maalesef işte Cumhurbaşkanı, yine küçük ortağı Bahçeli bugüne kadar alanda yoktu. Çünkü halkın göstereceği tepkilerden çekinerek özellikle deprem bölgesine geç gittiler. Hala işte küçük ortak piyasada yok, gitmemiş. Durduğu yerden muhalefeti özellikle tehdit ederek özellikle bu politikalarını meşrulaştırmaya çalışıyorlar. O açıdan da o halin ilan edilmesinin bir nedeni de bu. Yani orada kendilerine yönelecek tepkileri engelleme, baskıyla, zorla bastırmaya yönelik. Yine biliyorsunuz 99, daha önce 99 depreminde hem Van depreminde bölgedeki belediyelerin işte HDP, BDP ile olmasından kaynaklı bugün ortaya çıkan eksikliklerin birçoğu hızlıca belediyeler tarafından giderilmişti. Hem çadır kentlerin oluşturulması, hem aşerilerin oluşturulması, yine belediye emekçilerinin gönüllü arama kurtarma ekiplerinin, belediyenin olanaklarıyla bölgeye taşınması bu yaşamış olduğumuz felaketi en aza indirmişti. Ancak 2019 seçimlerinden sonra işte Diyarbakır, Mardin, Siirt gibi birçok büyük şehir belediyelerine kayyum atanması nedeniyle belediyelerin de işte Adıyaman'a, Hatay'a, Samandağ'a veya işte Maraş'a, Elbistan'a, Pazarcık'a, Narlı'ya, İslahiye'ye, Nurdağ'a ulaşmasında zorluklar ortaya çıkarmıştır. Ancak kendi olanaklarımızla hem biz hem demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler oraya tüm zorluklara rağmen ulaşmaya çalışmıştır. O açıdan da o halin en önemli nedeni bu eksikliklerini görünmez kılma, varlıklarını devam ettirme üzerinden de baskı politikalarını geliştirme. Başta da ifade ettim, özellikle şehrin demografik yapısını değiştirmeye dönük de önümüzdeki günlerde çok yoğun gelişmeler olabilir. O açıdan muhalefetin demokratik kitle örgütlerinin bunu iyi takip etmesi gerekiyor. Çok yoğun göç var. İşte Elbistan'da 150 binlik kentin nüfusu 50 bine düşmüş. Hatay'da, Nurdağ'da, İslahiye'de, Batı metropollerinde çok yoğun göçler var. Bunlar nasıl dönecekler? Bunların göç edenlerin yerine kimler yerleştirilecekler? Bunlar Türkiye'nin geleceği ve bölgenin demografik, kültürel, barışçıl yapısı açısından da çok önemli. Biz de bunu takip edeceğiz ve olumsuzlukları kamuoyuyla sizlerle paylaşacağız. Yani bir seçime yönelik de bu depremi bir araçsallaştırabilir. Özellikle hala işte on binlerce insanın enkaz altında olduğu, yakınlarının enkazın başında beklediği, hatta arama kurtarma ekiplerinin henüz enkaza ulaşmadığı çok yerler var, köyler var. Özellikle Adıyaman, Pazarcık, yine birçok yerde dağ köyleri yoğun kış koşulları nedeniyle ulaşılamayan yerler var. Doğal olarak bu enkaz kaldırma faaliyetlerinin durdurulması gerekiyor. Eğer enkaz altında bir kişi de varsa, bunu şüphemiz varsa, duyumumuz varsa o çıkartılana kadar bu arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettirilmesi, yine cenazelerin usulüne uygun kimliklendirme, tespit etme, savcıların tutanak altına alması ve kayıp olanların, kayıp çocuklar var örneğin, işte annesini babasını yitirmiş çocuklar var. Bunların durumu ne? Bununla ilgili hangi önlemler alındı? Bunlar nereye götürüldü? Bunların hepsinin kamuoyu tarafından takip edilmesi, raporlaştırılması ve bunların da kamuoyuyla
paylaşılması gerekiyor. Yoksa gerçekten önümüzdeki günlerde daha büyük travmaların ve daha büyük felaketlerle karşılaşacağımız ve toplumsal sorunlarla yüz yüze gelebileceğimiz sonuçlar ortaya çıkabilir diye düşünmekteyiz. Kusur ortada, ihmali ortada, demokratik, sosyal devletin tamamen ortadan kalktığını görüyoruz. O açıdan bizler, işçiler, emekçiler, yine bölge halkları açısından da dayanışmamızla yeniden kentlerimizi ayağa kaldıracağımızı, dayanışmamızla yeniden insanlarımızı günlük yaşam içerisine katmaya çalışacağımızı ifade etmek.